Milliyet TV'den iyi günler. Günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Hükümet sözcüsü ve Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Erdoğan'a sitem ettiği röportajla ilgili soruları ilk kez yanıtladı. Arınç, küstüğüm kimse yok dedi. Arınç, uzun yıllardır siyasetin içindeyim, artık aktif siyasete son vermek gerektiğine inanıyorum. Biraz dinlenmek istiyorum diye konuştu. Diyarbakır gezisine de değinen Arınç, Başbakan'ın davet ettiğini ve programlara katılacaklarını söyledi. Kadın milletvekillerine pantolon yasağını kaldıran teklifin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu renkli görüntülere sahne oldu. Gündem dışı söz alan BDP'li Sırrı Sakık, hafta sonu Türkiye'ye gelmeye hazırlanan Şivan Perver'den şarkı istedi. Bu parçayı istiyoruz. Bizim acılarımız var. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, 37 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönecek olan Şivan Perver'den istediği şarkıyı cep telefonunda açarak vekillere dinletti. Sakık, tutuklu milletvekilleri ve eylemlerde gözaltına alınan öğrencilerden de söz etti. Anlattıklarının doğruluğunun temini için de Kur'an-ı Kerim'i gösterdi. Belki binde birini anlatmışımdır. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir kuyumcudan 2 kilogram altın çalındı. Hırsızlar kaçarken altınların bir kısmını yola saçtı. Olay sabaha karşı meydana geldi. Demir kesme makinesiyle kepenkleri kesen soyguncular içeri girip tezgaha bırakılan altınları çaldı. Kendilerini bekleyen araçla uzaklaşan hırsızlar altınların bir kısmını da yola döktü. İş yeri sahibi kasaya dokunulmadığına dikkat çekerek yanında çalışanları suçlarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa'da bir marketten 18 bin liranın çalınmasıyla ilgili aranan iki kişi İstanbul'da yakalandı. Zanlılar gittikleri sinemada film arasında gözaltına alındı. İki zanlı 3 gün önce gerçekleşen kar maskeli ve silahlı soygunun şüphelileri olarak aranıyordu. Takip sonucu şahısların İstanbul'a gittiği belirlendi. Araç kiraladıkları şirketten bilgilerine ulaşılan zanlılar Ümraniye'deki bir sinemada Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde verilen arada yakalandı. Hava sıcaklıkları düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak yağış uyarısı da geldi. Yağışlar akşam saatlerinde başlayacak. Yağışlı hava Ege ve Karadeniz kıyılarıyla Marmara'nın kuzey ve batı kesimlerinde etkili olacak. Marmara'da ayrıca kuvvetli rüzgar bekleniyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacak. Son dönemde tecavüz olaylarıyla gündeme gelen Hindistan yine karıştı. Nedeni bu kez bir polis şefinin sözleri. Merkezi Araştırma Bürosu Başkanı katıldığı konferansta yasa dışı şans oyunlarını engellemenin imkansız olduğundan bahsediyordu. Ranjit Sinha oyunları yasalaştırıp vergi toplanabileceğini anlatırken tecavüz kaçınılmazsa zevk almaya bakmak gerekir deyince büyük tepki topladı. Hindistan basını sözlerin sahibinin en önemli işi tecavüz sanıklarını yakalamak olan bir kurumun başındaki isim olduğunun altını çizdi. Tepkiler üzerine Sinha özür diledi. Bültenimizi günün en çok izlenen videolarından biriyle noktalayacağız. Gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın.